Sünnete tabi olup bid'atlerden kaçınmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizden aldığı ahitlerden biri de şudur. Bütün sözlerimizde, işlerimizde ve inançlarımızda sünnete tabi olacağız. Herhangi bir iş hakkında kitap ve sünnetin ne dediğini, icma ve kıyasın ne olduğunu bilmiyorsak, o işi yapıp yapmama hususunda tevafuk ederiz. Sonra bakarız. Eğer bazı alimler o işi güzel görüyorlarsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru manevisine sığınarak o işi yaparız. Bu kadar incelememizin nedeni, şeriat-ı mutahharada bir bid'adin çıkmaması içindir. İrbaz İbni Sariye radıyallahu an şu hadisi rivayet etmişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vaazında bizlere hitap etmişti. Bu vaazı bizleri duygulandırmış, gözlerimiz yaşarmış, Kalplerimiz ürpermişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme: "Ey Allah'ın Resulü, bu vaazın bizlere vedalaşır hissini vermiştir. Bizlere bir nasihatte bulunun." diye rica ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bunun üzerine Allahu Teala'dan sakınmanızı, emirlerini dinleyip ona itaat etmenizi öğütlerim ve vasiyet ederim. Başınıza tayin edilen kumandan Azaları kesik Habeşi bir köle dahi olsa emirlerine kulak verip itaat etmenizi tavsiye ederim. İçinizden yaşayacak olanlar pek yakında birçok ayrılıklar görecekler. Öyle bir devirde sünnetime ve hidayete erdirilmiş olgun halifelerin yoluna azı dişlerinizle bütün gücünüzle sarılınız. Dinde yeni ortaya çıkan veya çıkacak bid'atlerden sakınınız. Her bid'at bir sapıklıktır. Her sapıklığın sonu da ateştir buyurdu. İbn Ebi Dünya ve Hakim rahmetullahi aleyh şu hadisi naklederler. Kim ki iyi ve helal yiyip sünnetle amel ederse, çevresindeki insanlara, komşularına emniyet telkin ederse, o kişi cennete girer. Bu hadisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyanlar, "Ey Allah'ın Resulü, bugün için böyle kimseler çoktur." deyince, "Evet, dediğiniz doğrudur yalnız benden sonra gelecek kavimlerde bu gibilerin sayısı azalacaktır buyurmuştur İmam Şahrani Büyük Ahitler sayfa 40 45 27 Haziran Mevlana takvimi